Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 110, 111, 112, 113, 114, 115 ve 116. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Timur'un filleri. İlk sorumuzdan başlayalım. Nasrettin Hoca ile ilgili bildiklerinizi anlatınız. Nasrettin Hoca'nın hayatı ile ilgili bilgiler halkın kendisine olan sevgisinden kaynaklı olarak söylentiler çıkmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler o kadar arttırılmıştır ki Selçuklu sultanları ile tanıştığı Mevlana ile dostluğu kendisinden neredeyse bir yüzyıl sonra gelen Timur'la tanıştığı hep onun efsane dönüşmesinden göstergesidir. Nasrettin Hoca mizahı ile insanın yüzünü güldüren, genellikle eşeğine ters binmiş olarak çizilen, farklı zeki argo kullanmadan güldürme yeteneği olan bir zattır. Bildiğiniz bir Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatınız. Nasrettin Hoca'nın geldiğini gören çocuklar hocaya oyun oynamak isterler. Yere uzanıp ayaklarını üst üste dizerler. Bir çocuk hocaya, "Aman hocam bize yardım et. Ayaklarımızı karıştırdık, ayaklarımızı bulamıyoruz." der. Bunu gören hoca, "Bekleyin siz," der ve elinde kalın bir sopayla geri döner. Çocukların ayaklarını hafifçe vurmaya başlar. Ayağını sopa yiyen çocuk ayağını geri çeker. Bunun üzerine gülerek çocuklara, "Gördünüz mü çocuklar, hepinizin ayaklarınızı çabucak buldunuz," der. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Bağ, meyve bahçesi, yol ayrımı, yolların birbirinden ayrıldığı yer, müjde, sevindirici haber, verileceği zaman söylenen bir söz. Fıkranın konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Fıkranın konusu Timur adlı hükümdarın Akşehir'e fil getirmesi, filin ahaliye zarar vermesi nedeniyle halkın Nasrettin Hoca'dan yardım istemesi. Fıkranın ana fikri, bir amaç için beraberce yola çıktığımız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsak istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Akşehirliler filden neden şikayetçilermiş? Filler halkın bağına, bahçesine zarar verdiği için şikayetçilermiş. Akşehirliler Nasrettin Hoca'dan ne istemiş? File bir çare bulunması için Timur ile konuşması istenmiş. Nasrettin Hoca kimin yanına gitmiş? Timur'un yanına gitmiş. Nasrettin Hoca neden Akşehirlilere ders vermek istemiş? Yolda Timur'un yanına gidene kadar Nasrettin Hoca'yı yalnız bırakmadıkları için ders vermek istemiş. Nasrettin Hoca Timur'a ne demiş? "Efendim, biz getirmiş olduğunuz fili çok sevdik. Ama hayvancağız yalnızlıktan olsa gerek çok huzursuz. Ahali bu filin dişisini de getirmenizi istiyor," demiş. Fıkranın sonunda ne olmuş? Nasrettin Hoca Akşehirlilere bir dişi filin daha geleceğini müjdelemiş. Karşılaştığımız sorunların çözümünde aile büyüklerimizin fikrini almak neden önemlidir? Karşılaştığımız sorunların çözümünde aile büyüklerimizin fikrini almak, onların var olan deneyimden yararlanmamız anlamına gelir. Çünkü karşılaştığımız sorunlar aile büyüklerimizin daha önce karşılaşmış olduğu sorunlara benzerlik ve aynı özelliklere sahip olduğundan dolayı aile büyüklerimiz bize verdiği öğütler ve fikirlerle beraber bu sorunların üstesinden kolay bir şekilde gelirler. Onun için de bu fikirler bizlere hayatta güzel ve zorluklarla kolay bir şekilde açacağımızı yolları göstereceğinden dolayı onların fikirleri ve öğütleri bizler için çok önemlidir. Fıkraya uygun iki başlık bulunuz. Timur'un fili, Nasrettin Hoca ve Timur gibi başlıklar eklenebilir. Nasrettin Hoca'nın yerinde olsaydınız ahalinin isteğini nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz? Fillerin yapmış olduğu zararları Timur'a gösterir ve çözüm üretmesini isterdim. Kelebeklerin üzerinde karışık olarak verilen kelimelerin zıt anlamlısı yaprakların içinde verilmiştir. Zıt anlamlı kelimeleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Kısa, uzun, siyah, beyaz, uzak, yakın, gündüz, gece, güzel, çirkin, geniş, dar gibi. İki noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgileri okuyunuz. Kendisinden sonra örnek verileceği zaman konur. Kendisinden sonra açıklama yapılacağı zaman konur. Konuşma cümlelerinden önce konur. İki noktanın kullanımına uygun cümleler yazınız. En çok tanınan Osmanlı padişahları iki nokta.
Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, 1. Osman. Size kendimi takdim edeyim. Ben okul müdürü Ahmet Demir. İfade, şair, numune. Ayşe, Ece dün okulda görmedim. Sen iyi misin? Dün biraz hastaydım. Annem okula göndermedi. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.